Ayrıca sadece doğal felaketler değil de yanlış öğretilerde Allah'ın bir cezasıdır dünyaya. İkinci Selanikler mektubunun ikinci bölümünden okuyoruz. 11. ja 12. ayet. İşte bu nedenle Tanrı yalana kanmaları için onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor. Öyle ki gerçeğe inanmayan ve kötülükten hoşlananların hepsi yargılansın. Yani Tanrı yanlış öğretilerin yayılmasına razı oluyor. Hatta bunları gönderdiğini bile söylüyor. Bunlar da yeryüzünde kötü şeyini yapıyor. Öbür yandan felaketler cehennemden kaynaklanıyor. Timoteus mektubunun 1. Timoteus 4. bölüm ayet 1 şöyle diyor. Son zamanlarda bazıları yalancıların ikiyüzlülüğü nedeniyle aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak vererek imandan dönecek. Yani her türlü farklı felaketler, belalar insanların başına düşer ve imanlarından düşmelerine neden olabilir. Bu gökten yere düşmüş yıldız ya da bu akarsulara düşmüş yıldız, onun adı Pelin'i. Ne demek acaba? Bir kız adı. Acı bir ot. Yani orijinal anlam çok acı bir ot. Acı olmasından dolayı bu ad kullanılıyor. Ve gerçekten suları zehirliyor. İnsanların ölmelerini sağlıyor. Ve bu aynı yıldız hakkında 9. bölümde bahsediliyor. Orada gökten yere düşmüş yıldız önümüze geliyor. Onunla ilgili başka bir şey de söyleniyor. Dipsiz derinliklerin meleği. Yani bu yıldız aynı zamanda bir melektir. Bu meleğin ismini de tanıyoruz. Lucifer, bu şeytan. 12. bölümünün 9. ayet şöyle diyor. Büyük ezderha, iblis ya da şeytan denen, bütün dünyayı saptıran o eski yılan melekleriyle birlikte yeryüzüne atıldı. Yani burada yeryüzüne atılan ya da düşen bu yıldız işte odur. Petrus'un mektubundan da okuyalım. 2. Petrus bölüm 2 ayet 4 şöyle diyor. Tanrı günah işleyen melekleri esirgemedi. Onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanıncaya dek orada tutulacaklar. Yani eskiden şeytanla bu kötü melekler, cinler Tanrı'nın yarattığı iyi melekler iyiydi. Günaha düşüşten evvel Tanrı'nın iyi yarattıkları iyiydi. Ama bunların günaha düşmeleri onları Tanrı katından kovulmalarını sağladı. Onların şeytanın günaha düşüşünden dolayı insanlıkta günaha düştü. Şeytan Adem'i Havva'yı kandırarak kendi tarafına çekti. Şimdi onunla ilgili farklı isimler daha kullanılıyor. Avaton ya da Apollyon, bunlar mahvedici, yıkıcı anlamına geliyor. 5. Borazan bir orduyu harekete geçiriyor. Çekirgeler ordusu. Bunlar hemen görüyoruz. Bunlar doğal çekirgeler değil. Cehennemden geliyorlar. Aldatıcı ruhlar ve cinlerin öğretileri bunlardır. Bitkilere zarar veremiyorlar. Yani doğal çekirgeler işte bitkilere zarar verirler. Ama bunlar sadece insanlara zarar verirler. Ve sadece mühürlenmemiş insanlar. Yani bunlar mühürlenen insanlara zarar veremezler. Anlıyoruz ki bunlar gerçekten kötü ruhların, cinlerin ordusudur. Sen kutsal ruhtaysan, kutsal ruh sendeyse, bunlar sana hiçbir şey yapamaz. Saldırırlarsa da bunların senin üzerinde gücü yoktur. Senin yanında daha güçlü olan vardır. Korkmana gerek yoktur. Bu cehennem ordusu sana hiçbir şey yapamaz. Seni yenemez. Ama bunların yaydığı ve getirdiği yanlış öğretileri ve cinlerin öğretileri gerçekten dünyada çok çoğalıyor ve etkiliyor. İnsanlar huzursuz kalırlar, vicdan rahatsızlığına bırakılırlar, ümitsizliğe düşerler. Ve bu aslında öyle bir durum ki bütün bedensel yaralardan ve sıkıntılardan daha ağır bile olur. Vicdan rahatsızlığı, Tanrı önünde gazap korkusu öyle. Buna ancak bir ilaç var. Dünyada müste duyuralım ki insanlar şu sonuçtan kurtulsun. Kutsal ruhla mühürlenmiş olsunlar. İsa'da kalsınlar.
Tsekirkelerin görüntüsü güzel. Altın müskibitas. Gerçek altın değil ama altın görünüyor. İnsan yüzü güzel, karın saçları var bunlarda. Ama ağızları açınca aslan dişleri görünüyor. Bir şey söylemeden evvel her şey güzel. Ama ağızları açtılar mı aslan dişleri görünüyor. Ve gerçekten bunlar kuzu postunda kurtlardır. Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız iblis kükreyen aslan gibi yutacak birini arayarak dolaşıyor. Bu ordu o görevdedir. Yani bu çekirgelerin ilk görüntüsü ne kadar güzel olsa da böyle bir varlığı asla evcilleştiremezsin. Bu mümkün değil. Bu ordu geldikten sonra ilginç bir söz geliyor. Birinci vay geçmiştir. İki vay daha gelecek. Bu ne anlama geliyor? Hiç açıklanmıyor bize. Ama bu noktaları işaret ediyoruz. Daha sonra bunlara bir cevap gelecek çünkü. Ama şimdi burada birinci vay gördük. Bunlar diyebiliriz ki yan yana yürüyorlar. Bu yedi mühür açıldı. Şimdi aynı sahneye bu yedi borazan geliyor. Ve bunlar yan yana orada dünyanın daha da kötü duruma gelmesini sağlıyorlar. Cehennem ordusu orada serbestçe ya da neredeyse serbestçe kötülüklerini yapıyor. Ama bu sadece beşinci borazan oldu. Altıncı borazana geçelim. Başka bir ordu sahneye geçiyor. Bu da Fırat'tan bir ordu. Yani cehennemden değil, yeryüzünden belli bir yerden. Bildiğiniz, tanıdığınız bir yer Fırat. Bir ırmak. Yani Adıyaman orası. Orta Doğu'da en önemli ırmak diyebiliriz. Fırat bütün eski antlaşmada İsraillerin bir sınır gibi düşünebiliriz. Onun arkasından hep düşman orduları geldi. Asur ordusu oradan geldi. Babil ordusu oradan geldi. Pers kralları oradan geldi. Yani düşman hep Fırat'tan gelir diyebilirlerdi. Burada da bu halkın bildiği Fırat herhalde bundan dolayı düşmanın geldiği coğrafya olarak gösteriliyor. Vahiy kitabında daha sonra kilisenin büyük düşmanı Babil adıyla tanıtılıyor. Ve Jerusalem Yeni Antlaşma kilisenin adı olduğu gibi Babil kilisenin ruhsal düşmanı kastediyor. Şimdi Babil'in bulunduğu bölgeden kocaman bir ordu käsitten serbest bırakılıyor. Bu 200 milyon miydi? Yani çok büyük bir ordu. Öyle bir orduyu gördük mü yeryüzünde bilmiyorum. Tarihte oldu mu bilmiyorum. Bütün savaşlara katılan çeşitli orduları bir araya toplasak belki o zaman bu rakamlara ulaşıyor ama gerçekten kocaman bir ordu. Bu ordu ne kadar dünyasal olsa da atların ağızlarından ateş, duman, kükürt fışkırıyor. Bunların hepsi cehennemin simgeleridir. Ordunun taşıdığı renkleri de şeytanın renkleridir. Yani bunların bir şekilde şeytanın güçler olduğunu anlayabiliyoruz. Atların başları aslan başına benziyor. Bu düşmanları tanımak aslan dişli çekirgelerden aslında daha kolaydır. Hem de bunlar kilise dişinden geliyorlar. Aslında şu işareti farklı bir yere koymam gerekirdi. Bunlar kilise içinden gelmiyor, kilise dişinden geliyor. Ama görünen kilisenin mevcut olduğu yerde bunlar da hareket ediyor. Atların önü de arkası da zarar verir. Kuyrukları yılan gibidir. Yılan da hatırlıyorsunuzdur eski yalanın, yalan babasının simgesidir. Yalanı bunların yüzünden göremeyebilirsin ama at geçtikten sonra her şey belli olur. Bazıları bu orduyu İslam cihadı olarak yorumluyorlar. Yani kilise dişinden gelmiş çok da güçlü ve savaşmaya hazır bir güç. Ama dünyanın tek öyle bir güç değildir. Hani farklı güçlerde aynen oluyor. Ve bu ordu, ayet ne dedi? İnsanların üçte birini mi öldürdü? Üçte biri öldüyse üçte ikisi kurtuldu mu? Ne yazık ki kalanlar da tövbe etmiyorlar. Mısır firavunu hatırlayabilirsiniz. O da tövbe etmedi. Başına ne kadar kötü belalar geldiyse de sonuçta tövbe etmedi. Tanrı en ağır cezalarını gönderse bile insanların çoğu tövbe etmeyecek. Bunun farkında olmamız lazım. Putperestliğine devam edecekler.
şeytana tapacaklar. Luther'in inanç ikrarlarına göre Tanrı'yı en büyük yüceltmemiz, onun sözüne iman etmemizdir. Tanrı'nın gerçek sözü yerine şeytanın yalanlarına inanlar ise onu yüceltmiş oluyorlar. Şeytana tapınırlar. Tanrı'yla ilişkisi yerinde olmayanlar ahlaki günahlarda da yaşarlar. Bunu her yerde görüyoruz. Bu dünyada bunu görüyoruz. İnsanlar henüz doğmamış bebekleri yasal olarak öldürürler. Evlilik dişi ilişkilere sevgi derler. Din adına açıkça büyücülük yaparlar. Mahkeme izniyle başkalarının malına, mülküne el koyarlar falan filan. Bütün bu kötülükler dünyada mevcut. Burada listeleyen şeyler. Tövbe etmeyenlerin arasında bunların her şey hatta doğru olan bir şey sayılır. Bütün bunlar sonuçta sadece ve sadece günahın sonuçlarıdır. Günah olmasaydı bunları görmek zorunda kalmazdı. Yani bunlardan kurtulmanın yolu da günahtan kurtulmanın yoludur. Günahı itiraf etmenin, bağışlanmanın yolu. Bundan başka bir şey değil. Ve bunu sonraki bölümde göreceğiz. Sonraki bölüme geçelim. Bölüm 10 ve 11 okuyalım. Vahiy kitabı bölüm 10 ve bölüm 11. Sonra gökten inen güçlü başka bir melek gördüm. Bulutla sarılmıştı. Başının üzerinde gökkuşağı vardı. Yüzü güneşe, ayakları ateşten sütunlara benziyordu. Elinde açılmış küçük bir tomar vardı. Sağ ayağını denize, sol ayağını karaya koyarak aslanın kükremesini andıran yüksek sesle bağırdı. O bağırınca yedi gök kürlemesi dile gelip seslendiler. Yedi gök kürlemesi seslendiğinde yazmak üzereydim ki gökten yedi gök kürlemesinin söylediklerini mühürle, yazma diyen bir ses işittim. Denizde karanın üzerinde durduğunu gördüğüm melek sağ elini göğe kaldırdı. Göğü ve göktekileri, yeri ve yerdekileri, denizi ve denizdekileri yaratanın sonsuzluklar boyunca yaşayanın hakkı için ant için dedi ki artık gecikme olmayacak. Yedinci melek korazını çaldığı zaman Tanrı'nın sır olan tasarısı tamamlanacak. Nitekim Tanrı bunu kulları peygamberlere müjdelemişti. Gökten işittiğim ses benimle yine konuşmaya başladı. Git, denizde karanın üzerinde duran meleğin elindeki açık tomarı al dedi. Meleğin yanına gidip küçük tomarı bana vermesini istedim. Al bunu ye dedi. Midemde bir acılık yapacak ama ağzına bal gibi tatlı gelecek. Küçük tomarı meleğin elinden alıp yedim. Ağzımda bal gibi tatlıydı ama yutunca midem acılaştı. Sonra bana şöyle dedi. Yine birçok halk, ulus, dil ve kralla ilgili olarak peygamberlikte bulunmalısın. Evet, teşekkürler. 11. bölümü kim okuyacak? Bana DNA'ye benzer bir ölçü kamışı verilip şöyle dendi. Git Tanrı'nın tapınağını ve sunuru ölç. Orada tapınanları say. Tapınağın dış avlusunu bırak, orayı ölçme. Çünkü orası kutsal kenti, 42 ay ayaklarıyla çiğneyecek olan uluslara verildi. İki tanığıma vereceğim. Çul giysiler içinde 1260 gün peygamberlik edecekler. Bunlar yeryüzünün Rabbi önünde duran iki zeytin ağacıyla iki kandilliktir. Biri onlara zarar vermeye kalkışırsa ağızlarından ateş fışkıracak ve düşmanlarını yiyip bitirecek. Onlara zarar vermek isteyen herkesin böyle öldürülmesi gerekir. Peygamberlik ettikleri sürece yağmur yağmasın diye göğü kapamaya yetkileri vardır. Suları kana dönüştürme ve yeryüzünü kaç kez isterlerse her türlü belayla vurma yetkisine sahiptirler. Tanıklık görevleri sona erince yüzsüz erinliklerden çıkan canavar onlarla savaşacak. Onları yenip öldürecek. Cesetleri simgesel olarak Sodom ve Mısır diye adlandırılan büyük kentin ana yoluna serilecek. Onların Rabbi de orada çarmıha gerilmişti. Her halktan, oymaktan, dilden, ulustan insan 3,5 gün cesetlerini seyredecek. Cesetlerinin mezara konulmasına izin vermeyecekler.
Yeryüzünde yaşayanlar onların bu durumuna sevinip bayram edecek. Birbirlerine armağanlar gönderecekler. Çünkü bu iki peygamber yeryüzünde yaşayanlara çok eziyet etmişti. 3,5 gün sonra iki peygamber Tanrı'dan gelen yaşam soluğunu alınca ayağa kalktılar. Onları görenler dehşete kapıldı. İki peygamber gökten gelen yüksek bir sesin buraya çıkın dediğini işittiler. Sonra düşmanların gözlerinde bir bulut içinde göğe yükseldiler. Tam o saatte şiddetli bir deprem oldu. Kentin 1/10 yıkıldı. Depremde 7000 kişi can verdi. Geriye kalanlar dehşete kapılıp gökteki Tanrı'yı yücelttiler. İkinci vahit geçti, işte üçüncü vahit tez geliyor. 7. melek borazanını çaldı, gökte yüksek sesler duyuldu. Dünyanın egemenliği Rabbimizin ve Mesih'in oldu. O sonsuzlara dek egemenlik sürecek. Tanrı'nın önünde altlarında oturan 24 ihtiyar yüzüstü yere kapandı. Tanrı'ya tapınarak şöyle dediler. Her şey gücü yeten, var olan, var olmuş olan Rab Tanrı. Sana şükrediyoruz. Çünkü büyük gücünü kuşanıp egemenlik sürmeye başladı. Uluslar gazaba gelmişlerdi. Şimdi ise senin gazabın üzerlerine geldi. Ölüleri yargılamak, kulların olan peygamberleri, kutsalları, küçük olsun, büyük olsun, senin adından korkanları ödüllendirmek ve yeryüzünü mahvedenleri mahvetmek zamanı da geldi. Ardından Tanrı'nın gökte bir tapınağı açıldı. Tapınakta onun antlaşma sandığı göründü. O anda şimşekler çaktı, uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Yer sarsıldı, şiddetli bir dolu fırtınası koptu. Teşekkürler. Evet, az önce altıncı borazandaydık. Ve tabii ki bundan sonra yedinci borazanı bekliyorduk. Ama henüz gelmedi. Altıncı borazan, bu dünya ordusu anlatılmaya başlandı. Ve yedinci borazan gelmeden evvel yine farklı bir kamera bize, farklı bir resim, farklı bir durumu gösteriyor. 10. bölüme geçtiğimizde yine yeryüzüne bakış açısı veriliyor. Yeryüzüne, yani göklere değil. Ve bu görüntüden Mesih İsa'yı tanıyabiliyoruz. Burada melek hakkında konuşuluyor. Ama bildiğimiz gibi kutsal kitapta bu melek kelimesi farklı anlamlarda kullanılıyor. Bazen yani normalde düşündüğümüz melek, bazen ise kilisenin vaisi, Rabbin sözünü duyuran haberci anlamına geliyor. Bazen ise İsa'nın kendisi, Rabbin meleği. Ve burada da görüntüsünden onu tanıyoruz. Kullanılan bazı ifadelerden onu tanıyoruz. Mesela aslan sesiyle konuşuyor. Peygamber Amos 3. bölüm ayet 8 söylüyor. Aslan kükrede kim korkmaz? Egemen Rab söylerde kim peygamberlik etmez? Aslan sesiyle konuşan egemen Rab'dir. Aslan gibi kükreyen Rabbin ardınca yürüyecekler. O kükreyince titreyecek gelecek çocukları batıdan, diyor peygamber Hosea. Şimdi o nerededir? Denizle kara üzerinde duruyor. Eliyle göğede ulaşıyor. Yani öyle kocaman bir varlık olarak bize gösteriliyor ki gerçekten her şey onun egemenlik altındadır. Az önce gördük. Yer, deniz, bütün gökler. Şeytan oraya düştü ve her şey karmakarışık oldu. Şimdi aynı yer. Yer, deniz, bütün yaratılış bize gösteriliyor. Ve orada kim duruyor? Rabbimiz İsa Mesih. Sanki karşılık olarak şeytanı karşılamaya gelmiş burada gösteriliyor. Ayrıca onun elinde bir kitap vardı, bir tomar vardı. Daha önce aynı tomarı görmüştük. Nerede? Göklerde Tanrı Baba'nın elindeydi. 7 mühürle kapanmış idi. Ama artık bu kitap, bu tomar açıldı. Mühürler açıldı. Şimdi Rabbin elinde bu kitap açıktır. Ve bununla ne yapıyor? Bunu saklıyor mu? Ne yapıyor? Okuduk. Bunu Yuhanna'ya veriyor. Al, ye. Kardeşim sen Rab'den böyle bir sözü duydun mu hiç? Alın, ye. İsa burada kendi sözünü Yuhanna'ya veriyor. Hatta yiyecek bir şekilde veriyor. Bu senin ağzında tatlı olacak. Ama midende farklı bir duygu oluşturacak. Rabbin sözünün her iki yanı var. Hem tatlı müjdesi hem de
acı yasası. Hem de Yuhanna bu sözü duyurulmaya gönderiliyor. Hesekiel kitabında benzer bir görüntü var. Hesekiel 2. ve 3. bölüm. Orada peygamberin gördüğü tomarı yemesi ve duyurması gerekiyordu.